Fuar rehberi Antalya'da tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili izleyenler, İzmir'den TRE'den misafirlerimiz var. TRE Ziraat Odası Başkanımız ve ekibiyle birlikteyiz. Sayın Başkanım, Antalya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben TRE Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, Meclis Başkanı Müncü Falakalı. Biz üreticilerimizi Türkiye'de kurulan bütün fuarları taşıyoruz. Bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Hiçbir ücret almadan taşıyoruz. Neden taşıyoruz? Yeni teknolojileri görmeleri, o teknolojileri kendi bahçelerinde, kendi tarlalarında uygulama üzere makine ekipman alımı, gübre, tohum, fidan, bu konuda yeni gelişmeleri takip etmeleri yönünde onların bir önünü açıyoruz. Sayın Başkanım, kaç kişilik bir ekiple geldik bugün Antalya'ya? Antalya'ya 38 kişilik ekiple geldik ve bu ekibimiz Antalya'da bir otelle anlaştık. 2 gece burada kalacağız. Bu arada 2 gün fuarı ziyaret edeceğiz ve Antalya'da bir takım tarımsal kuruluşları, seraları, işte üretim alanlarını ziyaret edeceğiz. Ve çiftçimizin bu konuda bilgilenmesini, bilinçlenmesini sağlayıp bu teknolojileri kendi ilçemizde, kendi yöremizde geliştirmesini sağlayacağız. Evet. Sayın Başkanım, TRE İzmir'in en önemli ilçelerinden bir tanesi, tarım bölgesi. Aynı zamanda birçok ilden de büyük. Bir Ziraat Odası Başkanı olarak, çiftçileri temsil eden bir oda başkanı olarak TRE'li üreticilerimiz ne gibi talepleri var? Ne gibi taleplerle geliyorlar sizlere? Şimdi biz şöyle, Ziraat Odası olarak biz sadece evrak düzenleme kurumu değiliz. Biz aynı zamanda çiftçimize bir makine ekipman desteği sağlıyoruz ve çiftçimizin alamayacağı makinaları makine parkımızda bulundurarak bunları teknik makine yardımıyla operatörlerimizle, şoförlerimizle destek veriyoruz. Ha, bunu niye yapıyoruz? Şimdi bizde arazi çok parçalı. Parçalı olduğu için her çiftçi bu makineyi alamıyor. Alamadığından biz Ziraat Odası olarak bunları alıyoruz, temin ediyoruz ve bunu çiftçimizin kullanımını sağlıyoruz. Ve bizim fuarlardaki araştırmamız ve bu makinelerin yeni tekniklerini öğrenmemizin amacı da asıl bu. Bu makinalardan odamıza temin etmek ve bunları üreticimize kullandırmak. Tekrar döneceğim size başkanım. Sizleri tanıyalım. Ben Müncü Polakalı, TRE Ziraat Odası Meclis Başkanıyım. Başkanım, nasıl buldunuz fuarı? Fuar... bulabildik mi? Hayır. Ne bekliyorduk mesela Antalya'dan? Olduğu gibi yerli ürünlerin teşhirini beklerdik. Yerli ürünlere tavsiye ederdik. Fakat maalesef. Hala dışa bağımlısı. Evet. AG Tohum'un standındayız şu anda sevgili izleyenler. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Selim İnce. AG Tohum firmasında çalışıyorum. Ziraat mühendisiyim. Fuarda sorumluyuz. Ürünlerimizi tanıtımda görevliyiz. Kaç yıllık bir firmadır Selim Bey AG Tohum? AG Tohum 2007 yılında Antalya merkezinde kurulan bir firmadır. Hollanda firması Enzazaden'in Türkiye distribütörüdür. Örtü altı sebze ürünlerinin satışını yapan Türkiye'de distribütör bir firmadır. Domates, biber, hıyar, marul gibi ana ürünlerin birçoğunda firmamız faaliyet göstermektedir. AG Tohum Türkiye'nin hangi bölgelerinde var ağırlıklı olarak? Tüm bölgelerde. Merkez bölge Antalya'dır. Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Çukurova bölgesi. Servis ağı geniş o zaman. Tabii ki her bölgede kendi distribütörlerimiz de var. Evet. Önümüzde güzel güzel domatesler var. Evet. Şimdi köylülerimiz, çiftçilerimiz merak ediyorlar. Evet. Bunlar bu hale nasıl geldi? Şunu söyleyebilirim. Ürünlerimizin verim kalitesi yüksek olması, ürün performansının iyi olması, hastalık dayanımı, virüs dayanımında güç çeşitlerimiz var. Özellikle de vatandaşların istediği, marketlerin istediği meyve kalitesinde ürünlerimizin sahip olması en önemli özelliği firmamız. Peki, özel bir soru sorayım o zaman. Tabii ki. AG Tohum diğer firmalardan ayrılan en büyük özelliği ne size göre? Yani biz o firmalardan şöyle ayrılıyoruz diyebileceğiniz bir özelliği var mı firmamızın? Firmamızın kadrosu çok tecrübeli. Uzun süredir, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren bir firma. Şunu söyleyebilirim, üreticiyle birlikte karar alıyoruz. Onların memnun olması için daha yüksek verimli, daha kaliteli ürünleri seçerek sanırım onunla girebilir. Kaliteli ürünler diyebilirim. Üreticiyi tatmin eden, verimi yüksek, kaliteli ürünler diyebilirim. Peki, son olarak ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, üreticimize, çiftçimize Antalya'dan neler söylemek istersiniz? Tüm çiftçi dostlarımızı fuarımıza bekleriz. Burada onları ağırlamak isteriz. Tüm firmaları da keza bekliyoruz standımıza.
Sevgili izleyenler, şu anda Botanica firmasının standındayız. Merhabalar, programımıza merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler dileriz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Botanica firması İstanbul'da konumlanıyoruz. 2001 yılından beri faaliyetteyiz. Bizim şirketimiz daha çok hobi bahçeciliği alanında insanlara hizmet veriyoruz. Burada gördüğünüz bu sefer daha ağırlıklı olarak buradaki tarımla ilgilenen arkadaşlara da sırt pompaları konusunda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu gördüğünüz bunlar pompalar, ölçeklere ayrılıyor herhalde değil mi? Gördüğünüz pompalar tamamıyla %100 yerli üretim olup sırt pompaları işte daha çok 16 litre olarak, 5 litre olarak, 6 litre olarak, 10 litre olarak, 1,5 litre olarak yapıyoruz bunları. Aynı zamanda şu anda şarjlı daha çok Çin'den gelen pompalar var. Biz de şu anda ilk olarak Türkiye'deki ilk yerli şarjlı pompayı ürettik. Onu da önümüzdeki yılbaşına doğru satışa çıkaracağız. Peki pompalarımızın dayanıklık süresi, servis garantisi, yedek parçası? Pompalarımız tamamıyla garantili olup normalde zaten 2 sene garantisi var ama biz pompalarımıza daha uzun süreli garanti veriyoruz. Hiçbir şekilde müşterimizi mağdur etmiyoruz. Tüm yedek parçalarımız elimizde mevcut. Herhangi bir şey kırıldığı zaman bir teli bile olsa elimizde mevcut. O yüzden hizmetimiz müşteri odaklı. Müşteri memnuniyeti en üst düzeyde olacak şekilde. Hiç sorun yaşamıyoruz ve yaşatmamaya da çalışıyoruz insanlara. Elinizde güzel ürünler var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii, bunlar da bitki besinleri. Bildiğiniz gibi evimizde olan saksılı çiçekler için kullanımda daha çok bunları kullanıyoruz. Neden çiçeklerin de bitki besine ihtiyaçları var? Doğadan koparılıp saksıya konuyor bu bitkiler. Belli bir süreden sonra bunlarda bir vitamine ihtiyaçları var. Direkt suyla beslenmemeleri lazım. Biz de bunlar için 7 çeşit bitki besini, sıvı besinimiz var. 600 mililitrelik şişelerde görüyorsunuz. Bunları bir kapak, 1 litre suya karıştırıp çiçeklerimize haftada bir veriyoruz. Onları da besliyoruz bu şekilde. Bunun dışında üreticilerimiz sizlere hangi taleplerle geliyorlar? Daha çok üreticilerimiz tabii pompaları gördükleri zaman çok memnun oluyorlar. Çünkü daha çok Çin'den çok pompa geliyor. Bildiğiniz gibi senelerdir Çin'den pompa geliyor. Biz de artık daha iyisini burada üretiyoruz. Çin fiyatlarına neredeyse yaklaşmış vaziyetteyiz. Bundan da çok gururlanıyoruz hakikaten. Özellikle yerli üretimimizden gururlanıyoruz. Yani artık Çin yerine biz de bunların satılmasını tercih ediyoruz ve insanlara da talepte bulunuyoruz. Evet, Botanica firması olarak ekran başında Tarım Türk'ün değerli izleyicilerine Antalya fuar alanında neler söylemek istersiniz son olarak? Çok güzel bir fuar geçiyor. Çok kalabalık. Ziyaretçi akını hakikaten çok yüksek. İnsanlar çok meraklı şekilde geliyorlar, araştırıyorlar. Bence çok faydalı bu fuar. Biz uzun zamandır katılmıyorduk. Seneye de mutlaka katılacağız. Şu anda Biyo Grup'un standındayız. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ziraat mühendisi Atilla Yurtkoğlu. Atilla Bey, kaç yıllık bir firmadır Biyo Grup? Biyo Grup 2004 yılında Antalya'da kuruluşunu başlatmış. Yaklaşık 12 yılını bitirmiş bir firmamız var. Evet. Arıcılık üzerine herhalde sadece? Yok. Biyo Grup firmamızın Biyo Grup Limited şirketi diye geçer. Seralarda veya açık alanda doğal tozlaşmayı sağlayan bambu sarılarının üretimi ve pazarlanmasını gerçekleştiren bir firmadır. Bunun haricinde de Türkiye'de son 10 yıldır biyolojik mücadele faaliyetlerini sürdüren aynı zamanda da çalışma alanları vardır. Hangi bölgelerde daha çok faaliyet gösteriyoruz Antalya'nın dışında? Türkiye'nin üretim yapılan tüm bölgelerinde ürünlerle alakalı olarak ticaret satış şeyimiz var. Arıcılarımız sizlere hangi taleplerle geliyor? Arıcılar değil, yani üreticiler bu konuyla ilgili olarak taleplerini bildiriyorlar. Çünkü bambu sarıları örtü altı yetiştiriciliğinde özellikle, hani bunun altını çizerek belirtmek istiyorum ki domates üretimi noktasında %99 seralardaki üretilen domatesimiz artık doğal tozlaşmayla dölleniyor ve meyve oluşturuluyor. O yüzden tüketicilerimizin hormonlu dedikleri veya hormonla üretilmiş dedikleri olay artık mazide kaldı. O bitti yani. Bundan sonraki tüm üretilen domatesler daha çoğunlukla doğal polinasyon yöntemiyle, bambu sarıları vasıtasıyla tozlaşıyor ve üretiliyor. Bunun haricinde de açık alanda özellikle çiçeklenme dönemi esnasında
doğanın müsaade etmediği vakitlerde bal arılarının çalışması esnasında açık alandaki meyvecilerimizin de bambu sarısıyla ilgili doğal tozlaşmayı yararlanabilmek için de kullanıyorlar. Bu işte kirazda, erikte, kayısıda bunun gibi döllenme ihtiyacı olan meyvelerde bambu sarısı kullanılıyor. Peki Atilla Bey, buradan bizim ekranlarımız vasıtasıyla başta Antalya olmak üzere yurdun dört bir yanındaki üreticilerimize neler söylemek istersiniz? Valla sizin vasıtanızla şunu söyleyebilirim ki zaten üreticilerimiz bambu sarısını tanıyorlar, biliyorlar. Fakat tabii ki bazı bölgelerimizde üretim alanları küçük ölçekli olduğu için haliyle bambu sarısıyla üretimi biraz zor olabiliyor. Bunu ortadan kaldırabilmenin yöntemi küçük ölçekli değil de birazcık daha işte 1000 metrekare, 1 dekarlık alanlara çıkartılırsa o zaman üreticilerimiz bambu sarısından faydalanarak doğal tozlaşmayı sağlayabilirler. Üreticilerimiz zaten girdi olarak baktığınız zaman bambu sarısı onlar için girdiden ziyade artık devletimizin de ödemiş oldukları bedelin yarısına yakınını karşılıyor. Yani devlet desteği alıyor. O yüzden üreticilerimiz bambu sarısı alırken korkmadan çok rahatla alabilirler. Özellikle hormonun kalkması beni bir üretici olarak çok sevindirdi. Çünkü her şeyi doğal artık tüketmek lazım. Ülkemizde kanser oranı her geçen gün artıyor. Ya ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani kanser olayı üretim esnasında kullanılan hormonla tescil edilmiş bir durum değil. Bilim adamlarımız veya tıp doktorlarımız bu konuyla ilgili olarak biraz daha üzerinde ve doğru tespitler yaparak yapsalar çok iyi olacak. Ben ziraat mühendisiyim. 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Tabii ki üretim esnasında yapılan yanlışlıkların getirmiş olduğu bazı sıkıntılar olabilir. Ama lütfen hormondan dolayı insanların kanser gibi hastalıklara yakalandıkları gibi bir durumu ifade etmeyelim. Artık çoğunlukla soframızda olmazsa olmaz dediğimiz domatesi %99 artık bambu sarısıyla üretiyoruz. O yüzden lütfen hormonumuz artık kalmadı. Hormon dediğimiz olay bitki gelişim düzenleyicisidir. Sonuçta bu kullanılan malzemede bildiğimiz sıvı ve içerisinde de insanın sağlığına zarar eden bir ürün değildir. Bunun altını çizerek de ziraat mühendisi olarak belirtmek istiyorum. Egemen Bey, nasıl bir fuar geçiyor firmanız adına? Firmamız adına gayet verimli bir fuar geçiyor. Her geçen gün ilginin daha fazla olduğunu görüyoruz. Gayet güzel bir ortam var. Herkesi çağırıyoruz bu arada. Önümüzde güzel ürünler var. Çiftçimize, üreticimize, firma olarak ne gibi ürünler üretiyoruz? Şu şekilde zirvede olduğumuz türümüz domates. Genellikle Bandita domatesimiz var sattığımız kendi dalında zirvede Türkiye'de. Aynı şekilde çeri domatesler, tane domatesler, salkım domatesler, kokteyl domatesler, pazarın isteğine göre çeşitli domatesler üretip çiftçimize sağlamaktayız tohumunu. Peki üreticimiz sizlere hangi taleplerle geliyorlar? Talepler aslında her geçen yıl değişiyor. Geçen sene atıyorum istenmeyen bir biber veya bir hıyar çeşidi bu sene gayet istenilebilir bir konumda oluyor. Pazarın açığına göre dış ülkelerle ilişkilere bağlı olarak değişmekte. Peki müşteri memnuniyeti önemli. Tabii ki. Türkiye'nin hangi bölgelerinde faaliyet gösteriyor İstanbul Tarım? Hangi bölgelerinde? İstanbul tarafı. İstanbul'da var. Bir İstanbul Tohumculukla beraber çalışıyoruz aynı zamanda. İki şirketin birleşiminden oluşuyor şirketimiz. İstanbul'da, İzmir'de, İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde çeşitli bayiliklerimiz ve deneme seralarımız bulunmakta. Seralarımız ve alanlarımız var. Ekran başındaki üreticilerimize, çiftçilerimize, değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak ne söylemek isterim? Herkes için iyi bir fuar olmasını diliyorum. Biz AKE Teknoloji olarak Mersin'de 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş yaklaşık 315 çalışanımız bulunan tarım eleme makineleri üreten bir firmayız. Bakliyat, hububat, tohum, yağlı tohumların tamamen temizlenmesinde, kaplanmasında, paketlenmesinde kullanılan bütün makinelere üretebiliyoruz. Kaç yıllık firmayız? 1972'de Sabahattin Akyürek tarafından kuruldu. Sabahattin Akyürek benim babam oluyor.
1972'den beri sektörde yerimizi korumaktayız. Hangi bölgelerde daha çok faaliyet gösteriyoruz? Tüm Türkiye genelinde aslında makinalarımız mevcut, tesislerimiz mevcut. Ayrıca 35 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. %50 ihracat, %50 yurt içi satış olarak düşünebiliriz. Arkamızda devasa büyüklükte bir makine var. Öncelikle bu makine hakkında bilgi almak istiyorum size. Bu makine yeni ürettiğimiz bir makine. Excel Truva dediğimiz bir makine. Özellikle çekirdekçiler, susam üreticileri, koriander yani kişniş dediğimiz tohumları elemek için kullandığımız bir makine bu. Saatte yaklaşık 10 ton saat kapasiteyle çalışabiliyor. Makinenin üzerinden boşalttığımız kirli ürünü bu taraftan, çıkıştan tamamen temizlenmiş olarak alabiliyoruz. Peki elektrikle çalışıyor herhalde? Tabii elektrikle çalışıyor. Ne kadar bir elektrik tüketimi yapıyor? Yaklaşık 19 kilowatt elektrik tüketiyor saatte. Parçalarla yerli midir? Tabii tamam. %100 Türk imalatı, %100 AK teknoloji imalatı. Sadece elektronik aksamları Avrupa'dan alıyoruz. Bakalım. Geri kalanını biz. Nerelere gönderdik mesela bu makinelerden? Bu makinelerden tüm Türkiye genelinde satılıyor şu anda. Son satışımız Denizli şehrimize oldu. Yine Bulgaristan, Romanya, İspanya, Arap Emirlikleri, Amerika bu gibi ülkelere de makine satışı yapıyoruz. Peki üreticilerimiz niçin AK'ye teknoloji seçsinler? Üreticilerimiz makinalarımızın randımanı açısından AK teknolojiyi seçebilirler. Ayrıca makinalarımızın kapasitesi gerçekten çok yüksek. Saatte 25 ton, saatte 30 tona kadar çıkan makinalarımız var. Çok yüksek kapasitelere ulaşabiliyoruz. Ekran başındaki Tarım Türk'ün değerli izleyicilerine fuar alanında neler söylemek istersiniz? Fuarı herkesi bekliyoruz. Fuar bu sene daha kalabalık geçtiğimiz seneye göre. Gelip burada farklı ticari anlaşmalar yapılabilir. Farklı müşterilerle tanışılabilir. Bu yüzden tohumcular ve makinacıları birleştiren güzel bir fuar. Konya'dan geliyoruz. Her sene Antalya Tarım Fuarımıza katılıyoruz. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Yani fuarımız güzel, katılım iyi, ziyaretçilerimiz güzel. Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz var. Bunlara Türkiye'mizi en iyi şekilde tanıtmaya devam etmeye çalışıyoruz. Peki firmamız kaç yıllık bir firma? Ağırlık olarak ne gibi ürünler üretiyoruz? Firmamız 1981 yılında kurulan bir firma. Bahçe sulama sistemleri ve inşaat malzemeleri üzerine kurulmuş bir firma. Son 10 yıldır da tamamen bahçe sulama sistemleri üzerine çalışan bir firma. İmalatımız ve toptan satışımız bu yönde devam etmekte. Çiftçilerimiz ne gibi taleplerle sizlere başvuruyorlar? Çiftçilerimizin şu anda istediği en büyük şey bizden sulama sektöründe sulamayı da daha az su sarfiyatıyla ürünün nasıl daha çok sularız. Yani eskiden biliyorsunuz bir salma sulama vardı. 10 ton suyla belki 1 tonda sulanabilecek yer sulanabiliyordu. Ama şu anda çıkan aparatlarla, fıskiyelerle, sulama sistemleriyle bu en minimum seviyeye indirgendi. Talepler de hep bu yönde zaten. Üzümcü firması olarak kullanmış olduğumuz ürünler, yedek parçalar kendi üretimimiz mi yoksa dışarıdan ithal mi ediyoruz? Şu anda üzümcü firması %100 kendi imalatını satan bir firma. Eskiden ithalat yapıyorduk. İthal ettiğimiz ürünleri satıyorduk. Fakat ithal ettiğimiz ürünler şu anda sona erdi. Son 2 yıldır, 3 yıldır özellikle tamamıyla %100 kendi imalatımızı satan bir firmayız. Şu anda önceden şurada 3 yıl öncesine kadar Türkiye'de Çin'den gelen bu ürün PVC küresel vana 3 yıldır Türkiye'de üzümcü plastik tarafından başarılı bir şekilde yapılmakta. Garantili bir şekilde müşterilerine sunulmakta. Bayilerimiz var mı peki üzümcü olarak? Tabii ki bölgesel bayilerimiz var. Bayilik sistemiyle çalışıyoruz zaten. Bölgesel Türkiye'nin 7 bölgesinde bayilerimiz var. Bölgeli bayilerimiz gerekli tanıtımı yapıyor ve satışları yapıyorlar. Şu anda Interhit firmasında bir Güney Kore firmasının standındayız sevgili izleyenler. Seralarımızda, seracılarımızın ısıtmak amaçlı kullandığı ürünleri üretmek için güzel bir cihaz üretmişler. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Siz tercüme edeceksiniz galiba. Firma kaç yılında kuruldu ve kendilerini tanımak istiyoruz.
Mr. Park, they would like to know your establishment date and your introduction of the company. Yeah, we have 20 yıl kadar önce Güney Kore'de kurulduk. Kuruluş amacımız ilk önce domuzlar ve kümes hayvanları için ısıtıcı üretmekti. Şu anda da seralar için yeni cihaz ürettik. Bu nedenle GrowTech fuarına katıldık. Seralar için ısıtıcı üretiyoruz. Attending the exhibition. Peki Türkiye'de herhangi bir ürün sattık mı bugüne kadar? Varsak nerelerde, hangi bölgelerde faaliyet gösteriyor firmamız? Aslına bakarsanız bu ürünleri biz Türkiye pazarına yeni sokmaya çalışıyoruz. Türkiye pazarına yeni tanıtıyoruz ürünleri. O nedenle henüz Türkiye'de bir satış yapmadık. Ancak yakın zaman içinde yapmayı düşünüyoruz. Antalya, özellikle Antalya bölgesinden çok önemli insanlarla tanıştık. From Antalya area especially. Fuar rehberi olarak bu hafta sizlere Akdeniz'in incisi Antalya ilimizden seslendik. Antalya'da 16.sı düzenlenen GrowTech Bitki Koruma, Seracılık ve Tarım Fuarı'ndaydık. Türkiye'den ve yurt dışından firmalarımız katıldı bu fuara. Biz de Tarım Türk ailesi olarak bu güzel fuarı ekranlara taşıyarak firmalarımızı, onların ürünlerini bu ekranlara taşıdık. Sunucunuz ben Gökhan Özakel. Program içerisinde sürçülisan ettiysek affola. Haftaya ülkemizin farklı fuar alanlarından tekrar bu ekranlarda buluşuncaya değin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ama mutlaka Türkiye'nin Tarım Kanalı, Tarım Türk ekranlarında kalın.